Hayırlı akşamlar efendim. Bugün tarihten yansımalarda Kudüs'e ve Filistin'e gideceğiz. Tabii ki Kudüs ve Filistin denildiği zaman sürekli kanayan, sürekli sıkıntı çeken, zulüm gören topraklar aklımıza geliyor. Bu toprakları işler iken, bu topraklardan bahseder iken geçmişiyle bugün ve gelecek hakkında, geleceği hakkında, bölgenin geleceği hakkında bir karşılaştırma yapamadan da geçemiyoruz. İslam diyarı iken bu bölgeler uzun bir süre İslam diyarı iken nasıl oluyor da bir Yahudi yurdu olarak dünyada anılmaya başlıyor? Bugün bunu göreceğiz. Abdülhamit döneminde bölgede çok az Yahudi varken, hatta Yahudi yok iken bugün bir Yahudi yurdu haline gelmesinin en önemli sebepleri nelerdir? Siyasi sebepler nelerdir? Bizler neler yaptık? Dünyanın bu konudaki çalışmalarının başarılı olma sebepleri nelerdir? Bizim başarısız olma sebeplerimiz, biz derken Müslümanların başarısız olma sebepleri nelerdir? Bunları göreceğiz bugün inşallah. Tabii ki bu bölge yalnız değil. Dünya süper devletleri denilen aslında zerre kadar içlerinde insani duyguları olmayan süperlik konusunda işte Almanya'nın, İngiltere'nin ve Amerika'nın bu bölge üzerindeki rolünü burada bugün işlemeye çalışacağız. Bir de son zamanlarında elektrik kesintileri yapılarak buradaki insanlar terbiye edilmeye çalışılıyor sanki. Buradaki insanlara her konuda silahların gölgesinde, açlığın, yokluğun gölgesinde, bir de farklı bir konuda bu insanlar burada terbiye edilmeye çalışılıyor. Ya da bununla neler yapılmak isteniyor? Bugün inşallah bunları da göreceğiz. Tabii ki bu konuları anlatırken günümüzün sıcak konusu olan Katar'dan bahsetmemek mümkün değil. Aynı sıkıntıyı bugünlerde Katar'a taşıyarak buradaki Arap toplumlarını ya da buradaki bölge hükümetlerini, bölge devletlerini birbirine düşüren ve daha sonra da geri çekilen, yine bu biraz önceki dediğimiz adı süper olan ama süperlikten nasibini almamış bu devletler ne yapmak istiyorlar? Bunları da göreceğiz. Tabii ki biraz uzun bir giriş yaptık. Konu çok uzun, bir programa sığmayacak bir konu. Bugünkü konuğumuz Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Caner Arabacı. Hocam hoş geldiniz. Bugün sizi yine uzun bir konuyla farklı olmayan, her zaman gündeme getirilmesi gereken bir konuyla sizi yormak istiyoruz. Burada sizin bu konudaki fikirlerinizi almak istiyoruz. Nereden başlayalım bilmiyorum ama Katar'dan başlayalım yoksa bölgedeki Filistin'den başlayalım. İsterseniz şöyle bir şey söyleyeyim. Sondan olabilir. Sondan başlayalım. Güncel olaydan. Güncel olaydan, Katar'dan başlayalım. Çünkü çok ilginç bir şey oldu. Ses yok, seda yok. Herkes halinde yaşayıp gidiyor. Tabii ki bölge devletlerinin kendi işleyişlerinde hataları var, yanlışları var. Ama bir anda bölge birbirine girdi. Neler oldu hocam burada? Şimdi iğneyi kendimize batıralım. O çok önemli hocam. Yani kendimize batırmadan sonuç alamayız. Yani, tabii ki kendimize batıracağız. Orta Doğu'da Filistin, Gazze, Kudüs, Katar gibi sorunlar, güncel olanlar da, tarihi olanlar da temelde İslam aleminin zaaflarından faydalanılarak oluşturulmuş sorunlar. Yani bu sorunların temelinde İslam aleminin zaafı var. Evet. Mesela Katar aslında duruşu olan bir ülke. Evet. Küçük, aktif, birilerinin elemanı, maşası olma yerine kendine has bir duruş geliştirmeye başlamış bir ülke. Tabii elemanı yani maşa olmayan ülke gene İslam ülkeleri eliyle terbiye ediliyor. Yani Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere emperyalizmin Orta Doğu'daki maşası, daha düzgün söyleyelim, Hristiyan emperyalizminin Orta Doğu'daki maşası ama İslam halk üzerinde yönetime getirilmiş
maşalar eliyle terbiye ediliyor. Evet. Onun için yani bugünkü bu devletler, Mısır var değil mi? Arabistan var, Birleşik Arap Emirlikleri var. Evet. Bunlar bir bakıma Amerika'nın buradaki uzantıları ya da maşası. Hiç lafı eğip bükmeye gerek yok. Doğrudan maşası. Evet. Doğrudan güdümünde olan, terbiyesinde olan, emredileni yapan ülkeler durumunda. Mesela Mısır 83 milyonluk bir İslam ülkesi. Evet. İslam diyarı. Mısır uzun süreden bu yana ilk defa kendi iradesiyle bir cumhurbaşkanı seçti. Evet. Gariban, fakir ama hafız, ülkesine, devletine bağlı ve en çok da Türkiye ile ilgili çok samimi duygular besleyen, evet, Türkiye ile yakınlaşmaya çok önem veren bir adam. 10 ay durdurmadılar. Amerika'nın bir elemanı, işte onun kontrolünde bir ekip askeri darbeyle Mursi'yi indirdiler ve ondan sonra dikkat etmek lazım. Darbe hükümetine en çok yardımı Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan yaptı. Yani Orta Doğu'da maşa olmayanı da maşa olmaya zorlayan, maşa haline getiren bir süreç var. Şimdi İslam aleminde 50'yi aşkın ülke var. Bu ülkeler içinde duruş gösterenler işte darbelerle, terör örgütleriyle, daha olmadı çok farklı kombinasyonlarla terbiye ediliyor. Terbiye ediliyor. Evet. Ki Mısır, Katar, Türkiye sırada olan ülkeler. Zaten Katar'a vurmaya başladıkları zaman ilk akla gelen bu Katar'a değil, Türkiye'ye vuruş. Evet. Yani hedefte Türkiye var. Tabii tabii. Zaten Katar'a bildirilen 13 maddelik, işte 10 gün içinde yapmazsanız farklı müdahale gelecek tehdidinin ilk sıralarında Katar'daki Türk askeri üssünün kaldırılması var. Tabii. Niye rahatsız oluyorlar bundan mesela normalde? İşte sorun burada. Evet. Amerika'nın güdümünde olmayan, irade ortaya koyan, üstelik İsrail'in, Amerika'nın işine yaramayan ülkelerin terbiyesi var. Mesela Katar, diyelim ki Mısır'da işte hürriyet sıkıntısı var. İnancınızı, düşüncenizi söyleme, yaşama sıkıntısı var. Bu tür insanların kaçıp gelip sığındığı bir ülke. Evet. Hatta bunlardan biri zaten maddelerden biriydi. Mesela Karadavi. Şimdi 90 yaşında bir adam, 91 yaşında bir adam düşünün, tekerlekli sandalyeyle yürüyen, yaşlı, evet, bir adam ve kaleminden başka da bir gücü olmayan, kalemi ve düşüncesi, gücü bu olan bir adam. Bunu terörist ilan ettiler. Ya adam tekerlekli sandalyeyle gidebiliyor, gideceği yere. 91 yaşında terörist ilan ettiler. Çünkü Mısır doğumlu Karadavi ve ihvanla paralel düşünen mümin bir adam, İslam dünyasındaki emperyalist müdahalelere karşı olan bir adam. Eserlerini okuduğunuzda bu zaten çok açık, gizlemiyor, düşüncelerini saklamıyor. Şimdi bu adam Katar'a sığınmış, orada yaşıyor. Diyorlar ki bu adamı terörist ilan edeceksiniz, ülkeden çıkartacaksınız. Yani şimdi diyelim ki PKK'yı besleyen, yüzlerce tır, ağır silah veren Amerika'yı düşünün. PKK terörist değil. PKK'nın Suriye kolu, Irak kolu terörist değil. Yandaş, ortak ama eli Türkiye kalem tutan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalayan, evet, 15 Temmuz'u yapan insanlar terörist değil. Ama sizin dediğiniz gibi. Karadağ alim bir adam. Evet. Elinde kaleminden başka gücü olmayan, yürümeye de takatı olmayan, evet, 91 yaşında bir pir-i fani terörist. Yani siz gerçi girişte belirttiniz ama bunlar güçlü devletler, Amerika başta olmak üzere, ama insani yönü olmayan, adaleti olmayan
küçük devletler bunlar. Yani maddi gücü, teknolojik gücü olan, evet, ama adaleti, insani yönü olmayan, çıkarcı, dünyanın başına bela devletler, evet, bunlar. Tabii ki bu olaylarda Müslümanların kullanılması, tetikçilerin tetikçiliğini, bu işlerin tetikçiliğini Müslümanların yapması bizim zaaflarımız. İlk akla gelen de o oluyor herhalde. Ben mesela şöyle bir soru yöneltsem ben size. Hocam buradan kurtuluşun yolu nedir desem. İlk akla gelen bizim kendi benliğimize dönmemiz olacak herhalde. Çünkü Yahudi o toprağı olmayan bir yeri bugün Yahudi toprağı haline getiren, getirilirken bizler de oralardaydık. Yani biz Türkiye'deydik, diğer ülkeler oralardaydı. Nereye gidiyor hocam? Katar şimdi sonuçta nereye gidiyor? Bunda bir İslam alemi silkelenir mi? Ya da dik duranlar silkelenir mi? Başta Türkiye olmak üzere. Çünkü son Türkiye ile ilgili alınan karar da sıkıntılı. Dondurma kararı alınmış. Yani Türkiye'de bir bakıma kuşatılmış durumda. Sonuç size göre ne olabilir hocam? Şimdi bunlara boyun eğme, Türkiye'nin geleceğini belki 100 yılını karartma anlamına gelir. Evet. Türkiye bu kuşatmadan irade ortaya koyarak ya çıkacak ya çıkacak. Başka bir yolu yok, evet, bunun. Çünkü karşıdaki ülkelerin, Orta Doğu'ya müdahale eden ülkelerin ahlaki bir kayıtları yok. Teröre karşı gözüküyorlar. Nerede terör örgütü varsa onu ortaya çıkartıyorlar. Onu silahlandırıyorlar. Örgütlüyorlar. Eğitiyorlar. Evet. Yani PKK'nın sürecine 30 yıllık sürecine bakın. Eğiten, sürekli silahlandıran, besleyen, örtülü, şimdi de açık. Evet. Resmen ve açık ülke. Her güya türlü silahı da veriyor. Ağır silahlar da dahil olmak üzere. Evet, evet. Saklı gizli değil. Değil, yani, değil. Ahlaki bir kayıt, insani bir kayıt, tutarlı bir yan yok. Yani tek ayak üstünde, saniyesinde 40 yalan söyleyebilen, yalnız bunu söylediği zaman da içerideki yandaşlar eliyle, politikada, basında, değişik çevrelerdeki yandaşlar kanalıyla bu yalanlarını da yayabilen, telkine çevirebilen, zihin yönlendirmeye çevirebilen bir güç. Yani dünya çapında bu tür bir medya gücüyle de hareket eden askeri gücün yanında zihin yönlendirmeyi asla ihmal etmeyen bir güç. Zaten embedded gazeteciliği ortaya çıkaran bunlardı. Evet. Yani çivilenmiş, çakılmış gazetecilik, iliştirilmiş diye biz çeviriyoruz. Yanlış yapıyoruz. Yani Amerikan ordusunun, Pentagon'un ya da Amerikan siyasetinin dünya çapında propaganda, hı hı, aygıtları, aletleri var. Her, evet, ülkede, bizim içimizde de var. Tabii bunlar kanalıyla işte kötülüğü kınamıyorsunuz. Hatta ya Amerika güçlü devlet, onun istediği gibi hareket edelim demeye getiren, bunu telkin eden insanlar Orta Doğu'da, hı hı, Türkiye'de çok bulunuyor. Ki bunun için iğneyi kendimize batırmalıyız. Evet. Yani mutlaka hocam. Bir duruş ortaya koyamazsak geleceğimiz karanlık, evet, öyle karanlık olacağına mertçe karanlık olsun. Biraz hayal mi olacak bilmiyorum da şöyle bir şey çizmek istiyorum. Güzel bir duruş, dik bir duruş. Birlik ve beraberlik. Tüm İslam alemi açısından söylüyorum. Ve biraz önceki sizin de bahsetmiş olduğunuz tetikçilerden arındırılmış bir İslam alemi. Sonuçta önümüzdeki asrı bir İslam asrı olarak rahatlıkla ya da bir Türk asrı olarak ya da bizim gibi haksızlığa uğrayan mazlum insanların asrı olarak değerlendirebilir miyiz? Eğer duruşumuzu düzgün, adil, insani olarak devam ettirebilirsek, yamulmazsak, telkinlere kapılmazsak, gelecek bizim olacak. Ben ümit varım desem hocam çok mu uçsuz olur? Hayır, hayır. Evet. Şimdi şu çok açık zaten,
diyelim ki Suriye'den kaçanlar İsrail'e, Amerika'ya, Avrupa Birliği'ne sığınmıyor. Almıyorlar zaten. Almıyorlar, doğru. Size sığınıyor. Doğru. Yani mazlum insanların bel bağladığı, sığındığı yer siz oluyorsunuz. Evet. Mazluma sığınak olmak geleceği kurtarmak anlamına gelir. Evet. Yani bu sürecin devam ettirilmesi lazım. Yalnız tuzaklar çok, ihanetler çok. Bu çok tuzak ve ihanet. Tuzak mı, ihanet mi daha etkili hocam? Şimdi ikisi ayrı değil zaten. İkisi beraber. At başı beraber yürüyor. Tuzaklar ve ihanetler, evet, beraber yürüyor. O tuzak ve ihanetlere kapılmadan, evet, onların etkisinde kalmadan, onlara düşmeden dikenli yollardan Türkiye'nin yürümesi lazım. Türkiye'nin duruşunu koruması lazım. Evet. Yani bu duruş iyi bir duruş diyorsunuz. Bu duruşun devam etmesi için dua etmeliyiz. Bu duruşu devam ettirecek insanlar mutlaka desteklenmesi, mazlum insanlar tarafından da desteklenmesi gerekir diye bir ifade kullanabiliriz. Evet, evet, elbette. Hocam bu bölgelerde biraz önce iğneyi kendimize batıralım dediğiniz için söylüyorum. Buralar İslam diyarı iken Osmanlı döneminde ya da daha önceki Abbasiler zamanında, Emeviler zamanında Yahudiler burada azınlıktayken, sıradan bir şey iken İslam'la birlikte nasıl oldu da bu bölge Yahudi yurdu haline getirildi? Evet, şimdi gerçekten iğneyi kendimize çok batırmaya ihtiyaç var. Şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki 1914'e gelinceye kadar Yahudiler yaklaşık 35 yıl içinde, 14 öncesi, evet, Filistin, Kudüs hattına sürekli yerleşmeye çalıştılar. Osmanlı arşivlerinde bir ufak tarama, inceleme yaptığınız zaman bunu çok açık görüyorsunuz. Yüzlerce değil, binlerce belge var. Evet. Sadece bu konuyla ilgili. Yani diyelim ki 2. Abdülhamit devrinden itibaren Kudüs, Filistin bölgesine Yahudi yerleşimi yasaklanıyor. Hı hı. Bir şeyin farkında yönetim. Evet. Sultan Abdülhamit zamanında bölgeye yerleşim yasaklanıyor, öyle, evet, mi hocam? Evet. Yahudilere Kudüs'ü ziyaret izni veriliyor. Hı. Süre bir ay. Daha sonra bu gevşetiliyor, süre iki ay oluyor. Çok daha sonra biraz daha esnetiliyor, 3 ay veriliyor. Evet. Ama Kudüs, Filistin bölgesine Yahudi yerleşimi yasaklanıyor çünkü niyet biliniyor. Evet. Yani bu bölgede halkın yüze yakını Müslüman ve Arap. Hı hı. Yani Türkleri de dahil etmek lazım. Çoğunluk Müslüman Arap olmak üzere. Hocam bir açıklık getirme açısından söylüyorum. Yahudilerin ya da İsrail'de yerleşen insanlar da Sami ırkından değil mi hocam? Yani Arap ırkından mı? Şimdi ırk olarak? Irk olarak Yahudiler ve Araplar akraba, köken itibariyle. Evet. Yani bunu da değerlendiriyorlar bu bölgede. Ya ama Yahudiler 2000 yıldır bu bölgede değiller. Değiller. Doğru. Yani Titus devrinden itibaren, milattan sonra 70'ten itibaren Roma tarafından, o devrin Amerikası diyebiliriz buna. Roma tarafından dünyaya saçılıyorlar. Hmm. Titus döneminden itibaren. Tabii o dönemden sonra bu bölgeye giren, mesela Roma'nın Hristiyanlaşmaya başladığı dönem var. Hani 330'lara kadarki süreç. Bu bölgeye giren Yahudi öldürülüyor. Hristiyan bölgesine. Yani daha Roma'nın... Hristiyan olmadan. Evet. Hristiyanlık başladıktan sonra gevşetiliyor. Yahudilerin girmesine izin veriliyor. Ama bölgede artık Yahudi nüfus yok. Evet. Yani bu geleneksel Kudüs, Filistin anlayışı olan Yahudilerden gelmeye çalışanlar oluyor ama dünyaya asırlarca saçılmış, evet, hani
Yahudi tarihine biraz bakıldığında biliyorsunuz Roma'dan önce de Yahudi sürgünleri var. Yani Babil, Asur, Nabukadnezar. Mesela sadece bu adamın 3 Yahudi sürgünü var. Kudüs'ü baştan sona yakıyor, yok ediyor. Daha önce de var. Onun için bölgede İslam varlığından önce de Yahudi yok. Yok. Yani bunun özellikle vurgulanması lazım. Şimdi diyelim ki milattan sonra... Ben sadece biraz önceki bahsetmek istediğim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Mekke'ye, Medine'ye göç, hicret olayından sonraki Yahudi kabilelerinin olduğunu anlatma açısından söylemiştim. İşte o saçmadan sonra bir grup oraya gelmiş. Diyelim ki Medine'ye gelmiş, Hayber'e gelmiş, yerleşmişler. Yani Filistin bölgesindeki Yahudi varlığı yok ediliyor Roma tarafından. Ve o yok edilenlerden bazı gruplar işte Medine'ye gelip yerleşmiş. Onların rahatsızlığı ne hocam Yahudilerden? Şimdi, bizim rahatsızlığımız belli de. Yani Roma'nın rahatsızlığı ne bunda? Yine şimdi, aynı dinsel mi bu da hocam? Dini içerikli mi yoksa siyasi dini, mi? Hem dini hem ahlaki. Ahlaki. Mesela Yahudiler kitaplı, tek tanrı dininden insanlar. Evet. Ama diyelim ki Havra'da zinaya varıncaya kadar putperestlerin bile yapmadığı her türlü gayri ahlaki işi yapıyorlar. Fitne fesat çok zengin. Çok fazla. Kabiliyetli bu konuda. Onun için putperest Roma kitaplı Yahudileri ahlaksız buluyor. Yani garip bir şey bu. Evet. Yani, halbuki Roma çok tanrılı bir özellikle ülke. Putperest olan kişinin tek tanrı dinine karşı bu kadar ketum davranması ya da tek tanrılı dinin hatalarını tespit etmesi de farklı bir değerlendirecek hocam. Yalnız orada tespit edilen hata tek tanrılı dinin hatası değil. Değil, tabii ki yani değil. Tabii ki değil. Ona inandığını söyleyen insanların gayri ahlaki, samimiyetsiz, fitne fücur içindeki yaşayışları. Çünkü yani her dönemde putperestler zamanında da, Hristiyanlar zamanında da ya da Hitler gibi ırkçı bir rejim zamanında da hep bu sistemleri yanlış ya da doğru hep karıştırmış. Ve bunlardan tepki görmüş. Evet. Tabii Roma devri için şunu vurgulama yanlış olmaz. Her yönetici yönettiği yerin düzgün olmasını ister. Mutlaka tabii ki. Yani fitne fücur çok olduğu zaman rahatsız olur. O rahatsızlık böyle bir sonuç veriyor. Evet. Yani Titus saçıyor. Evet. Şimdi, şeyden sonra neler oldu hocam? 1914'ten sonra. Diyelim ki 1914'e kadar Yahudiler dünyaya serpilmiş vaziyette yaşıyorlar. Yalnız özellikle 1896 bir milattır. Evet. Yudishtat'ın yazıldığı dönemdir bu milat. Yani bir hahamın torunu olan siyasal Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl'in Yahudi Devleti kitabı yazılıyor ve yayınlanıyor. Tabii bundan önceki dönem Yahudilerde şöyle bir arayış var. İşte Osmanlı Devleti büyük devlet, güçlü devlet. Yani Kudüs'le ilgili bir düşünceleri var. Binlerce yıldan sonra ama Osmanlı ile baş edemeyiz. Onun için diyelim ki Madagaskar'da ülke kuralım. Satın alalım. Afrika'da, Angola'da yer alalım. Gibi düşünceleri var. Hatta ilk Siyonist Kongresi'nden sonra yani 1897'den sonra yeniden bu düşünceler tartışılır, olgunlaştırılır ve şöyle bir yere varırlar. Yani dünya Yahudiliğini bir yerde toplayacaksak bu Madagaskar olmaz, Angola olmaz, Afrika'da bir yer olmaz. Bu Filistin olur. Çünkü oraya gelmeyi insanlar ister. Tarihleri, inançları, Tevrat öğretisi. Ben onu soracaktım. Neden bu bölge seçildi diye güzel bir açıklama oldu. Evet. Onun için Filistin'e yönelirler. Fakat bunu Abdülhamit bildiği için Filistin'e Yahudi yerleşimini yasaklar. Hatta Siyonist liderin Osmanlı Devlet Başkanı'yla 5 ayrı görüşme teşebbüsü var. Birinde görüşür ama o görüşmeyi de
Viyana'da yayınlanan bir gazetenin muhabiri olarak yapar. Hmm. Yapabilir. Neue Presse gazetesinin. Onu da gizli yapıyor yani. Kendisini belli etmiyor öyle mi? Hayır, belli ediyor. Ha, belli ediyor mu? Belli ediyor fakat Abdülhamid'in diplomatik bir tavrı var orada. Hmm. Siyonizmi tanımadığını vurgulamak için Siyonizmin lideri olarak değil, Viyana'daki bir gazetenin yazarı, muhabiri olarak görüşüyor. Bu da ilginç bir şeymiş. Tabii yani Siyonizmi tanımadığını vurgulama anlamında. Hatta orada Abdülhamid yerine Yahudi lider hatıralarında uzun uzun anlatır. Neler görüştüklerini, neler konuştuklarını, tekliflerini. Mesela Osmanlı Devleti'nin başı borçlarla, Ermeni terörizm hareketiyle, ki Avrupa'nın azdırdığı bir terör hareketidir, derttedir. İşte bu konularda biz yardım edelim. Diyelim ki Ermeni terör hareketlerine karşı medya desteği verelim. Evet. Avrupa'da, dünyada. Borçlar konusunda da işte şu kadar milyon, 20 milyon altın gibi büyük bir rakam para verelim. Evet. Ama Filistin'e yerleşmeye izin ver. Evet. Mesela Abdülhamid işte diyelim ki Mezopotamya boylarında yerimiz var. İnsan olarak açıkta olan, yersiz, yurtsuz olanlara oralarda yer verelim. Çukurova'da yer verelim. Gelin yerleşin. Çünkü tarihte Osmanlı Devleti'nin böyle bir insani yönü var. Evet. Ta Avrupalılar, Hristiyanlar acımasızca hem Yahudilerin Müslümanları keserken getiriyor İzmir'e, Selanik'e, İstanbul'a, Edirne'ye Yahudi nüfus yerleştiriyor. Tabii, benzeri bir durum var. Asrın başında da mesela Rusya'dan 3 milyon Yahudi kovuluyor. Bu insanlar açıkta Bayezid zamanında, 2. Bayezid zamanında İspanya'dan göç ettirilen Yahudileri biliyoruz. İstanbul'a getirilen ya da istedikleri yere götürülen Yahudileri biliyoruz hocam. Evet, demin belirttiğimiz oydu. Hani yerleştirilen yerler de önemli yerler. Ama asırlar sonra 1900 başında da var böyle bir durum. O zaman niye Filistin? Yani yerleşecek yer arıyorsanız işte buralara yerleştirelim. Ama onlar Filistin'de ısrar ederler. Tabii bu konuda Avrupa'nın da desteği var. Yalnız en büyük destek bizden. Mesela 1914'e gelindiğinde bu bölgedeki Yahudi mevcudu %4 civarındadır. Yani 6'yı bulmuyor. %96 civarında İslam'dır. Müslüman nüfustur. Yahudiler vardır. Ama çok küçük bir azınlık durumundadır. Halbuki Abdülhamid indirildikten sonra İttihat Terakki gevşetmiştir. Evet. İzin vermiştir, açmıştır. Böylece işte %4'e varan bir miktar bu bölgeye gelebilir. Yahudi köyleri kurulur, çiftlikler alınmaya başlanır. Hastane, okul, benzeri kurumlar açılmaya başlanır. Oradaki insanlar da topraklarını sattılar mı hocam? Şimdi, devlet olarak değerlendirmiyorum yani. Bir Yahudi gelip oradan günümüzde Türkiye'nin bazı bölgelerinde yabancıların toprak alması gibi böyle toprak almalar da var galiba. Yahudi bankerler, Siyonist örgüt toprak alma ve topraksız, sahipsiz, yurtsuz Yahudileri finanse ederek bölgeye yerleştirmeyi organize ediyorlar. Evet. Mesela çölden 40 dönüm arsa bir Yahudi ailesine veriliyor. 5 yıl bunlara bakılıyor. 6. yıl 2 altın. Siyonist örgüte vergi almaya başlıyorlar ki 6. yıla kadar o 5 yıl içinde ekilenler ürün verir hale gelecek. Yani bir teşvik, bir destek, planlı bir çalışma yapıyorlar. İşçi adı altında da Yahudi çiftliklerini Avrupa'dan, Rusya'dan birçok yerden nüfus aktarıyorlar. Tabii bu Yahudi yerleşim süreci alttan alta devam ederken mesela Birinci Dünya Harbi patlak veriyor. Yahudilerin açıktan gördüğü olay şu: Osmanlı Devleti yenilir, parçalanır, bölgeden el ayak çekerse ancak orada bir Yahudi devleti
bir bölgesi oluşturulabilir. Bunun için Yahudiler tarih boyunca en çok destek gördükleri, insanca muamele gördükleri, mesela biz çok konuşmuyoruz. Osmanlı padişahları, Osmanlı devleti Yahudilere belli zamanlarda, senenin belli zamanlarında cemaat olarak yardım eder. Fakirine, fukarasına yardım eder, devlet olarak. Yani bu kadar insani bir tavır asırlarca sürer. Hatta Osmanlı arşivinde bu Yahudi cemaatine, fakir fukarasına yardımla ilgili apayrı belgeler var. Evet. Çok ilginç bir şey. Ya Osmanlı dediysen artık ben garip karşılamıyorum yani o konuda. Çünkü Osmanlı'nın bu konuda çok önemli desteklerinin, yardımlarının olduğunu biliyoruz. Tabii ki bunlar ayrı bir konuda tartışılabilir. Bunlarla Osmanlı Devleti o bölgenin Yahudi yurdu olmasına ya da Yahudilere verilen bu değerin sonra nasıl kullanıldığına dair bir sorgulama yapılabilir. Hocam uygun görürseniz bir reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Özellikle günümüzde Almanya'nın, İngiltere'nin, başta İngiltere'nin ve Amerika'nın bu bölgeyle ilgili yaptıklarını ya da yapmak istediklerini konuşmaya devam edelim. Efendim bizden ayrılmayın, biz Yahudileri konuşmaya devam edeceğiz. Hayırlı akşamlar efendim. Tarihten yansımalarda Kudüs ve Filistin'i, Kudüs ve Filistin'deki yerleşmeyi, günümüzde yine bu bölge ve İslam toprakları için yapılan çalışmaları, bölgenin olumsuzluğu için, İslam aleminin sıkıntıları için yapılan Siyonistlerin ve malum devletlerin yapmış oldukları çalışmaları konuşmaya devam ediyoruz. 1915 yılına kadar geldik herhalde hocam. Birinci Dünya Savaşı ve sonrası Filistin. Evet, bugün bu konuları yine konumuzun başında söylediğimiz gibi Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Caner Arabacı hocamla konuşmaya devam ediyoruz. Hocam buyurun. Birinci Dünya Savaşı ve şimdi, sonrası. Eyvallah. Amerika Katar'ı ve Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak üzere Arabistan, Sisi darbe yönetiminin başında bulunan Mısır, çok yönlü göbek bağı olan Birleşik Arap Emirlikleri gibi maşalar bulamasaydı İslam alemini böylesine bir sıkıntıya sokabilir miydi? Sokamazdı. Evet. Aynı durum 1916'da da var. Evet. Mesela Osmanlı Devleti İslam topraklarını İngilizlere karşı savunuyor. Ama özellikle Mekke emiri oğlu Abdullah aracılığıyla İngilizlerle sürekli görüşüyor. Osmanlı Devleti'nin de bundan haberi var. Tabii o çok detaylı görüşülmeli, ayrı bir hikaye. Oradaki Haziran 1916'da başlayan isyan, Şerif Hüseyin isyanı, Yemen'le Filistin'in arasını kesmemiş olsaydı mesela Kudüs 1917 aralığında düşmeyebilirdi. Evet. Yani Osmanlı ordusu parçalandı, araya hasım girdi, düşman girdi. Osmanlı ulaşım, iletişim hatları darbelendi. Hani bugün Türkiye içinde PKK'nın yapmak istediği her ne varsa ya da PKK'ya yaptırılan her ne varsa 1916 ile 18 arasında demir yollarını bombalamak, Osmanlı ordusunun iletişim ikmal hatlarını vurmak, kuyuları kapatmak da dahil. Çölde çok önemli bu. Bu tür işler hep Şerif ekibine verildi. Peki sonuç ne oldu? Sonuç, biz bal tenekelerini Kudüs sokaklarına dökerek Aralık 1917'de o topraklardan çekildik. Çekiliş düzgündü ama daha sonra bozguna dönüştü. O bir bahsi diğerdir ve çok acı bir olaydır. Uzun bahsedilmesi lazım. Biz derken Osmanlı. Evet. Osmanlı çekildi. Evet. Üç ordu nizami çekilişi bozguna çevirdi.
farklı bir ihanet içeriden geldi. Mesela oradaki şerif ihaneti olmasaydı bugünkü Filistin dramı yaşanmazdı diyebiliriz. Bilmiyorum, şimdi şöyle bir olay. Devamını arz edeyim onun. Tabii buyurun hocam. Devamı... Yine Şerif Hüseyin'le ilgili bir şey soracaktım da. Yani şunu soracaktım ben. Şerif Hüseyin isyanı tüm Arapları kastederek Arap isyanı olarak değerlendirilebilir mi? Hayır. Onu değerlendiremeyiz. Yani o konuda bir şey diyelim de. İşte o ayrıca açılabilir. Tamam. Filistin bağlantılı olsun diye söyledim bunu. Mesela Yahudiler İngiliz mandası döneminde Filistin'e yerleşmeye başlıyorlar. Fakat çok canlı değiller. Aşklı, şevkli değiller. Çünkü Kudüs'te, Filistin'de, Gazze'de müthiş bir direnç var. Evet. Yani %90'a yakın Müslüman halk. Rakam vereyim. Mesela İngiliz mandası başladığında 50 bin civarında Yahudi var. Bunun karşısında 500 binin üzerinde Müslüman var. Daha sonra bu 56 bine çıkar. Müslüman nüfus çok daha artar. Zaten Müslüman nüfusun çoğalma oranı da fazla. Evet. Ama mesela Yahudilere en çok hizmet eden o bölgedeki bazı Arap liderlerdir. Ardından Hitler'dir. Hitler? Evet. Nasıl oluyor hocam? Yahudilere en çok hizmet eden liderlerden biri Hitler'dir. Çünkü Siyonist örgüt çöle insan çekmek istiyor ama gelmiyor. Tabii Almanya'da bir Yahudi katliamı, soykırımı falan başlatacaksınız ya da öyle bir hava vereceksiniz. Oradaki zengin, varlıklı, yeri yurdu olan, fabrikası olan, evi, otomobili biliyorsunuz. 1930 için darbe mesel şudur Frankfurt'ta. İşte evi ve otomobili olan zengin kabul edilir. Frankfurt'ta 33'te evi ve otomobili olan iki zümre vardır. Bir proflar, iki Yahudiler. Yahudiler. Ki 33'ten itibaren Hitler dönemi başlıyor Almanya'da. Ki Hitler döneminde kademeli bir şekilde Yahudiler sıkıştırılmaya başlanır. Ve ondan sonra Filistin'e Yahudi göçü artar. Yani 39'lara gelindiğinde işte 400 bini aşar Yahudi nüfus. Ki oradaki sıkıştırmayla. Çünkü çöle insan maceraya gelmek istemez. Tabii. Yani dıştan para vereyim, yardım edeyim gibi Siyonist örgüt aracılığıyla çalışmalar var ama nüfus bizzat gelmez ki buraya nüfus getirmediğiniz zaman Filistin'de vatan kurma işini beceremezsiniz. Devlet insanla kurulur. İnsan olmadan devlet kuramazsınız. Evet. Onun için İsrail'in kuruluşuna en çok hizmet eden liderlerden biri bu yönüyle Hitler'dir. Hitler. Hatta ikincisi Batı ülkeleri içinde Mussolini'dir. Mesela Mussolini 1919 ile 36 arasında İtalya'nın hakim olduğu bütün topraklardaki Yahudi yerleşimini gayri kanuni ilan etmiştir. Ki buradan Jabotinsky ile bir irtibat kurarak Yahudi liderlerden biridir. Yahudi nüfus Filistin'e aktarılabilsin. Tabii burada İslam dünyası içinde en çok Yahudilere hizmet eden de Şerif Hüseyin birincidir, ikincisi oğlu Abdullah'tır. Doğu Ürdün kralı olarak Abdullah İngiliz kuklası olarak işe başlar ve Arap davasına, Filistin davasına tarihin kaydettiği en büyük ihaneti bilinçli, şuurlu, kademeli bir şekilde işler. Bu Şerif Hüseyin'in oğlu değil mi? Şerif Hüseyin'in oğlu Ürdün Kralı Abdullah. Ürdün Kralı Abdullah. Ki pragmatik bir adamdır. Mesela Yahudiler Kral Abdullah'ı sürekli parayla beslerler. O da Yahudilerle, Siyonist örgütlerle
sürekli irtibat kurur. Yahudi ajansıyla, Siyonist örgütün İsrail üssüdür. Sürekli temasları vardır. Hatta bunu İsrailli bir yazar açıkladı. Ondan öğrendik. Yani Siyonist arşiv, İngiliz arşivi, Amerikan arşivinde çalışarak Filistin'i bölüşmek adıyla yeni baskılar yaptığı eser, evet, bir Yahudi yazar açıkladı. Yani Kral Abdullah'ın Siyonist örgüte nasıl hizmet verdiğini, işte hangi görüşmeleri tarih vererek ne kadar paralar aldığını, evet, bir Yahudi yazar açıkladı. Ki Araplar içinden Yahudilere bu tür hizmetler olmasaydı, mesela kademe kademe İngiliz desteği, Amerikan, Alman desteği olduğu halde Yahudiler Filistin'de bu kadar yerleşemeyeceklerdi. Yani bölgede bu kadar nüfus toplayamayacaklardı. Ki Yahudilerin en çok yardımcısı Ürdün olur. Hala öyledir. Bunu vurgulayalım. Ardından en önemli yardımcı Mısır'dır. Şu anda öyledir zaten. Mesela şu an Filistinli Müslümanların, özellikle Gazze'li Müslümanların çilesinin ardında İsrail'den çok Sisi yönetimi var. Yani Mısır var. Tabii Mısır var ve binden fazla ekmek alma, ilaç alma yolunu yok etti adam. Yani biliyorsunuz Gazze şeridinden Mısır'a aşağıya inerek tüneller kazmak kum içinden çok zor bir olay değil. Binden fazla yolu su bastı, kapattı. Hatta o yolun geçebileceği bölgede 500 metrelik alanı askeri bölge haline getirdi. Ki bu adam güya Müslüman ve Arap. Peki bu hizmet kime? Ya İsrail adına Müslümanları, kardeşlerini sıkıştırmış oluyor. Onun için burada Yahudi devletinin varlığının hikmetinde İngiltere, Almanya, Amerikan desteği, yani Hristiyan Avrupa desteği var ama en büyük destek gene Müslüman Arapların içinden yani çıkan. Çok rahatlıkla söyleyebiliriz yani. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, eğer bölgede tetikçi bulamazsa, destekçi bulamamış olsalar bugünkü başarıyı elde edemezlerdi kesinlikle. Evet. Yani bu ihanet şebekesi onların başarılı olmasında en önemli, en etkili rolü oynuyor maalesef. Güncel bir örnek vereyim. Mesela şimdi Gazze'nin elektriğini siz belirttiniz girişte. Evet. O vardı notlarımda. 24 saat bir gün, 24 saat elektrik gitmiyor Gazze'ye. 4 saat veriyorlar. 4 saat günde. 20 saati kesiyorlar. Ama Gazze pes etmiyor. Orada 2 milyon civarında Müslüman var. Pes etmiyor. Ve Gazze biliyorsunuz Hamas'ı seçti. Demokratik bir seçimle Hamas'ı benimsedi. Hı hı. Ve Hamas Gazze'yi temsil ediyor. Şimdi Gazze'nin elektriği 45 dakika daha kesildi. Yeni bu. O 4 saatten sonra 45 dakika. Evet, 4 saatten sonra 45 dakika daha kesildi. Biliyorsunuz çöl sıcak. İşte hastaneler var, sağlıkla ilgili hizmetler var. Günlük hayatın hemen hemen tamama yakını elektrikli aletlerle oluyor. Diyelim ki günümüzde hocam elektriğin olmadığını bir düşünmek lazım. İşte kanalizasyon şebekesini nasıl harekete geçireceksiniz? Temizleme işlerini tabii nasıl yapacaksınız? Suyla ilgili işlemleri nasıl yapacaksınız? Şimdi bu kesintiler artınca Gazze sokaklarından, evlerin arasından pis sular, lahım suları akmaya başladı. Hastanede işte hava verilmesi gereken insanlar hava alamaz. İşte bebekler ölür duruma geldi. Bu durumun altındaki sebebi Hares'ten nakledeyim size. İsrail'in en önemli gazetelerinden biri. Oradan bir alıntı yeni bu. Evet.
Gazze'deki elektrik kesme süresini artırmayı İsrail'den isteyen Mahmut Abbas yönetimi. Mahmut Abbas? Filistin yönetimi. Filistin yönetimi. Evet. Yani aynı geçmişteki diyelim ki Ürdün Kralı Abdullah'ın Siyonist örgütle sürekli işbirliği, Filistin'e karşı diyaloğu, Filistin'in kuyusunu kazması ve kendi krallığını onların desteğiyle ayakta koltuğunu sağlama alması gibi benzeri bir durum şu an oluyor. Şu an. Ve İsrail mesela Mahmut Abbas'ın meşru ve seçilmemiş süresi bittiği halde Cumhurbaşkanlığı devam ediyor. İsteğiyle 4 saatlik kesintiye 45 dakika daha, yani 3 saat 15 dakikaya evet. Çölde, çöl sıcağında bu insanları biraz daha bunaltalım ki İsrail'le paslaşarak kesen İsrail, talep eden Filistin yönetimi, elektriği kesilen Müslüman Araplar Gazze. Evet. Tabii Gazze böyle sıkıştırılacak ki pes etsin, teslim olsun. Peki bu sonucu sağlayan kim? Ya içimizdeki ihaneti görmemiz lazım. Evet. Yani iğneyi İslam alemindeki iç düşmanla işbirliği yapan, Haçlı'yla işbirliği yapan, bizi içeriden vuran zümreye evet. Batırıp o tarafa dikkat çekmemiz lazım. Hocam son yani Türkiye Cumhuriyeti döneminde de belirli bir kişi işte kahrolsun Amerika dedi, belirli bir kişi kahrolsun Rusya dedi. Bu iki grup birbiriyle çatışırken de affedersin Atalan Üsküdar'ı geçti. Şöyle bakıyoruz tarihin eski dönemlerine. Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında bu paralel yapılanmayla vermiş olduğu mücadele, dış güçlerin buradaki uzantılarıyla ilgili değişen hiçbir şey yok hocam. Biz hiç mi ders almıyoruz yani bu konuda? Yoksa her dönem satılık bir insan mı bulunuyor? Bu nereden kaynaklanıyor? Tabii ki ister istemez şu soru sık sık aklımıza geliyor. Aslında çözüm belirli de ne olacak bu İslam aleminin hali? Yani şimdi bakıyoruz bir tarafta Şerif Hüseyin çıkmış bir dönemde. Sonra arkasından oğlu Abdullah çıkmış. Arkasından bakıyoruz günümüzde en son sıcak Filistin lideri Mahmut Abbas yine aynı görevi şey yapıyor. Biri öyle söylüyor, biri öyle söylüyor ama olan burada İslam alemine oluyor ve Müslümanlara oluyor. Bununla ilgili tabii ki İsrail'e de diyeceğiz. Şey diyeceğiz. Esas İsrail'in hiç mi suçu yok? Böyle bir terör devleti belli olmasına rağmen terörün tesinden bahseden ya da bahsetti diye insanlar suçlanırken İsrail gibi terörist bir devlete, yani açık ve net olarak söylüyorum terörist bir devlete dünya hiç ses çıkarmıyor. Yani bunun sebepleri nelerdir? Ya da dünya terörist üzerine, terörizm üzerine mi kurulmuş şu anda? Hatalarımızı anladık. Evet. Yani onları da devam edebiliriz hocam. Yani bu bizim içimizdeki hainleri anlamamız bakımından şey edebiliriz. Ama ben burada şunu söylemek istiyorum. Ne içimizdekilere takılalım ne de işte Amerika'ya kahrolsun Amerika, kahrolsun Rusya'yla avunalım diyorum. Yani bu iki tehlikeleri de bilelim. İkisine göre hareket etmek gerekir diye düşünüyorum. Buyurun hocam. Evet. Şimdi İslam aleminde büyük bir güç var. Evet. Büyük bir potansiyel var. Maddi manevi potansiyel var. Ama İslamca, mümince duruş gösteren siyasetçi, düşünür, aydın, kalem erbabı az. Yani İslam aleminin bir silkinmesi lazım. Üzerinde dönen kara bulutları, üzerine oluşturulan oyunları deşifre eden, gören ve insanlığın ihtiyacı olan adalet düşüncesini, güven duygusunu yaşatacak bir duruşu göstermesi lazım.
farkındalığın oluşması gerekiyor yani bu konuda. Şimdi Amerika'yı Allah yerine koyup yenilmez, karşı konulamaz, evet, bir güç görüp boyun eğen, Amerika'nın maşası olan anlayışların bir kırılması lazım. Evet. Bu yol değil. Evet. Mandacılık yol değil. Biz geçmişte mandacılığın ne kadar kötü, geleceği karartan, zararlı olduğunu gördük. Ama mandacılık günümüzde zihniyet halinde devam ediyor ve mandacılığı fiilen sürdüren İslam devletleri var. Evet. Şimdi İslam ülkelerinin aydınlarının, düşünürlerinin, gazetecilerinin, yazarlarının, siyasetçilerinin yeni mandacılığa soyulmadan işbirliğini, karşı duruşu, anlayışı, tedbirleri geliştirmesi lazım. Evet. Bu yapılabilir mi? Yapılır. Geliştirilebilir mi? Geliştirilebilir. Yani İslam aleminde bir potansiyel var, fakat bu potansiyeli siyasi bir güce, dünya çapında bir etkin kuvvete dönüştürme konusunda zaaf var. Bu zaafın giderilmesi lazım. Yani yeraltı zenginlikleri sizde, insan sizde, coğrafya sizde, ama bunlardan faydalanan hep emperyalist güçler. Evet, yani işbirliği yapılırsa o güç bize döner. Para da bize döner, imkan bize döner. İşte açlarımızı doyururuz, dünyadaki mazlumlara yardım, evet, elimizi daha güçlü uzatırız. Bu yapılabilir mi? Yapılır bu. Evet. Yapılamaz bir şey değil. Zaten Türkiye'ye içeriden ve dışarıdan bu kadar çok saldırmanın altında da bunun yapılabilirliğini göstermiş olması yatıyor. Yani Türkiye henüz pes etmedi. Evet. Pes edeceği benzemiyor. Evet. Ama mesela genel yapıya baktığınızda Türkiye'ye diz çöktürecek hamleler, biri, evet, bitiyor, diğeri başlıyor. İçeriden de bolca malzeme bulabiliyorlar. Çevreden bir kuşatma hareketi yapılıyor, onu görüyorsunuz. Evet. Bu gayet normal. Yani bu bir mücadele, bu bir savaş. Bizim insanımızın zihniyette bağımsızlık mücadelesini, hı hı, başlatması lazım. Yani İslam kardeşliğini hatırlayarak, Müslüman Türk olduğunu hatırlayarak, emperyalist güçlere karşı duruşunu sabit kadem halinde ortaya koyması lazım. Bu yapılabilir. Evet. Şu an Türkiye mesela Suriye'deki askeri hareketle bu askeri harekatın ardından oluşturduğu bölgedeki insani durumla onu ortaya koydu. Evet. Diğerleri öldürüyor, yok ediyor, bombalıyor, siz yaşatıyorsunuz. Barış ortamı oluşturuyorsunuz. Terör örgütlerinin birbiriyle tokuşturarak bölgeleri yaşanmaz hale getiriyor. Siz Mehmetçik'le insanca bir coğrafya oluşturmaya gayret ediyorsunuz. Bunun büyümesi lazım. Evet. Desteklerle, hem içten hem dıştan desteklerle büyütülmesi lazım. Şimdi hocam aslında süremiz tamamlandı. Çok kısa bir süremiz var. Tabii ki söyleyecek çok şeyimiz var. Bu konuda söylenecek çok şey var. Son bir soru yöneltmek istiyorum. Eğer sizce de uygunsa hocam. Tabii ki hep iğneyi kendimize batırdık da bizim içimizdeki hainlerin, İslam alemi içerisindeki hainlerin çoğalmasında ya da satılan insanların olmasında mezheplerin ya da tarikatların rolü var mı? Şimdi eğer sahih İslam tabir yerindeyse, doğru düşünce, araştırmacı zihniyet geliştirilmezse, evet, İslam'ı en büyük düşman, Türk kültürünü en büyük düşman, Türkiye'yi en büyük düşman görerek Amerika'ya, Avrupa'ya hizmetten zevk alan işte sayyadı bir insaflar çıkabilir. Evet. Bu
bu geçmişte çıktı, 200 yıldır çıkıyor bugün. Ben direkt mezhepleri suçlayarak söylemek istemiyorum bunu. Onlar kullanılarak, yani mezhep ayrılıkları ateşlenerek demek istiyorum. Mesela anlatmak istedim. O zaman daha net söyleyelim. Evet. Kafa yapınız, düşünceniz, hayat tarzınız kime benziyorsa, hı hı, onları referans alarak, dost görerek düşünce geliştirir ve işbirlikleri üretebilirsiniz. Evet. Çünkü onun için doğru düşüncenin gelişmesi lazım, araştırmacı evet, zihniyetin gelişmesi lazım. Hangi mezhep, tarikat, düşünce olursa olsun. Çünkü bunu ta Osmanlı'da da kullanmışlar hocam. Mesela İran'la olan problemlerimiz. Yani anlaşamayacak, paylaşamadığımız ne var İran'la? Bir din birliğimiz var, tarih birliğimiz var, işte bölge devletiyiz, komşuluğumuz var. Komşuluğun değerlerini bilen iki toplum, onlar da biliyor Müslümanlar, biz de biliyoruz komşuluğun değerlerini. Ama hiç de anlaşamıyoruz. Osmanlı'nın en büyük sıkıntılarından birisi Doğu Seferleri malumunuz. Hep gitmiş, gelmiş, gitmiş, gelmiş, yıpranmış. Ta Kanuni zamanında başlayan seferler. Onun için bu mezhepler yoluyla ya da tarikatlar yoluyla bizim özellikle Türkiye'deki son olan olaylarla da böyle birleştiği zaman toplum bu şekilde parçalanılmaya çalışılıyor gibi geldi de onun için bu soruyu sormak istedim. Şimdi İran'ın siyasetçileri, aydınları Beşar Esed'e eli kanlı, milyonları katletmeye evet, yönelen evet, bir coğrafyayı mahveden, insana yardım etmeyi insanca açıklayabilirler mi? Mümkün değil hocam. İslamca açıklayabilirler evet, mi? Ama İran'dan seçilmiş insanlar Beşar'ın yanındalar, Lübnan'dalar. Evet, evet hocam. Ve Türkiye'ye karşı da mücadelenin içindeler. Evet. Bunun İslam'la, insanlıkla evet, ne alakası var? Zulmü destekliyorsunuz. Evet. İhaneti destekliyorsunuz ve onun yanında yer alıyorsunuz. Hı hı. Bunu mezheple de açıklamak mümkün değil. Yani mezhepçiliğin kullanımı bu. Kullanımı. Ben evet, mesela anlatmak istedim. Çok güzel ifade ettiniz hocam. Mesela İran'da öldürülen, şehit edilen bir düşünür vardı, Ali Şeriati. Evet. Diyelim ki İran Ali Şeriati türü sorgulayan insanlar yetiştirse şu anki İran yönetimi sallanırdı. Evet. Yani aynı mezhebin içinden evet, ama doğru, sorgulayan. Sorgulayan. Yaptığımız iş kimin işine yarıyor? Ki İran mesela Irak'taki Amerikan hareketini bu yönüyle hiç sorgulamadı. Ya Amerika güya İran'la mücadele ederek işte bir yönüyle Irak'a girdi, yönetimi Şia'dan bir adama teslim etti. Yani evet, şimdi Truva atını buldu. Evet. Yani İslam alemi içinde Truva atı İran ve İran'ın kullanılabilir yandaşları. Ki görünürde kayıkçı kavgası yapılıyor, düşmanlık gösteriliyor. Ama o görünenin geri tarafında evet, İslam alemi aleyhine işbirliği yapılıyor. Evet. Ki mesela benim hatırımdan hiç çıkmıyor. Türkiye 9-10 yıl önce Türkiye'den bir grup yardım edici insan uluslararası ilişkilerde kullanarak gemi çıkardılar. Hı hı. Ve bu uluslararası sularda basıldı. Basıldı. Bunu biz hep İsrail komandoları bastı diye öğrendik. Evet. Tabii daha sonra açıklandı Amerikan komandoları. Hı hı. Yani İsrail'in hamisi belli güçler belli devam güçler, ediyor. Tabii Türkiye'nin karşısına tavır alıyor. O zaman İran'ın bütün İslam alemini rahatlatan çok şahane bir açıklaması vardı. İki gemide biz gönderiyoruz Filistin'e yardım olarak. İsrail bir de onu bassın bakalım. Evet. Diye hala gönderecek. Sözde kalıyor. Yani şunu vurgulamak için arz ettim bunu. Kulağı mı çekildi hocam? Samimi değil. Samimi değil. Yani adında İslam var ama o İslam sadece istismarla çok alakalı. Çok güzel vaazlar var, uygulamaya geçiremiyoruz. Şimdi mezhepçiliği politika haline getirirseniz, evet, İslam kardeşliğini baltalarsanız
Haçlı'nın Orta Doğu aleti olursunuz. Aleti olursunuz. Ki bu durum mesela şu an Mısır'da var. Sisi yönetiminde var. Bu durum şimdi şu an Selman yönetiminde var. Evet. Arabistan'da var. Artık Birleşik Arap Emirlikleri'ni hiç konuşmaya gerek yok. Yani çok açık. Amerikan eyaleti gibi çalışıyor. Rezil bir durum. Yani evet. Şimdi İslam içinden bu aletler olduktan sonra Amerika niye oynamasın Orta Doğu'yla? Tabii. Onun için problemin büyüğü bizde. Hocam bu konuda son söyleyeceklerimi söyleyelim. Konuyu bitirelim. İslam işte. Aleminin dürüst, samimi düşünen, insanca düşünen, yeniden İslam olma yoluna girmesi ve haksızlığa, zulme karşı direnmesi lazım. Gerekir. Bu tavır bizim önümüzü açacak. İslam kardeşliği ve ümmetçiliğin mutlaka oluşturulması gerekiyor ifadesini. Zulme karşı. Zalime karşı. İslam kardeşliğiyle ve adaletle duruş. Evet. İnsanlığın önünü bu açacak. Efendim bugün tarihten yansımalarda Orta Doğu'nun bir bölümünü gördük. Katar'dan başladık. Diğer sürekli kanayan Filistin ve Kudüs bölgesindeki zulümlerden, bu zulmü yapanlardan bahsettik. Ama sonuç olarak şunu açık ve net bir şekilde ifade ettik. Bu bölgeye zulmeden malum güçler, devletler, emperyalistler olmasına rağmen bölgedeki destekçileri vasıtasıyla bu güçler burada bugün için istedikleri şekilde atlarını oynatıyorlar, amaçlarına ulaşmış oluyorlar. Sonuç olarak şunu söyledi Caner Hocam da, İslam birlik ve beraberliği ve İslam kardeşliği sağlandığı zaman gelecek asır Müslüman asrıdır, gelecek asır mazlumların, zulüm görenlerin asrıdır diyerek biz de bugünkü konumuzu kapatıyoruz. Hayırlı geceler efendim.